Atatürk'e mektup. Ey Ulu Önder, büyük devlet adamı, dahi komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman olduğu gibi bugün de seni almanın yüksek heyecanı içindeyim. Sen damarlarımda akan asil kan, ruhumu aydınlatan güneş ve gideceğim yol gösteren rehberisin. Seni ilk defa çocuk kalbimle okul yollarında sevdim. Bizlere armağan ettiğin 23 Nisan bayramlarında kalbime nakış nakış işledim seni. Biliyorum, sen daha küçükken babanı kaybettin. Baba sevgisi yaşamadın ama bizlerin babası ve atası oldun. Öğrenci yıllarında herkes gülüp oynarken sen vatanını, milletini ve ordunu düşündün. Kendini ona göre yetiştirdin. Birinci Dünya Savaşı yıllarında büyük bir vatan sevgisiyle durumdan vazife çıkararak birçok cephede gönüllü olarak savaştın. Çanakkale'de dünyanın hayal bile edemediği bir zafer kazandın. Kahraman Mehmetçiklerinle Türk tarihine altın harflere destan yazdın. Yüce Türk milleti tarihinin karanlık günleri yaşarken dünyanın büyük devletleri vatanımızı parçalamak ve Türk milletini yok etmek için bütün güçleriyle çalışırken sen tek başına umut oldun ve yılmadın. Ordularımız dağıtılıp İstanbul işgal edildiğinde herkesin ümitlerini kestiğin bir anda sen büyük bir azim ve inançla geldikleri gibi giderler dedin. O karanlık günlerde Anadolu kan ağlarken kapkara bulutlar vatanımızı üstüne çökmüşken Türk milletinin lideri ve umudu olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bir güneş gibi doğdun. Türk milletine, kahramanlığına ve azmine güvenerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattın. Onca yokluk içinde bir ordu kurdun ve dünyanın en güçlü ordularını yendin. Sen Allah'ı Türk milletine gönderdiği dahi bir komutandın. Yıkılan ve parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yepyeni, ilelebet, bağımsız yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdun ve biz gençlere emanet ettin. Gece gündüz demeden çalışarak dünya medeni devletlerinin takdir ettiği devrimler yaptın. Yüzyıllardır geri kalan Türk milletini ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında çağ atlattın. Sen bütün dünya milletlerinin büyük bir sevgi beslediği ve gıpta ettiği bir lider, siyasetçi ve devlet adamısın. Ezilen ve sömürülen mazlum milletlerinde de umudu oldun. Sen Türk milletinin her zaman gurur duyduğu ebedi lideri, yol göstericisi ve övüncüsün atam. Dünya durdukça ve her zaman kalbimizde yaşayacaksın. Bundan 83 yıl önce 10 Kasım 1938'de Hakk'a yürüdüğünde yalnız Türk halkı için değil, dünya içinde büyük bir kayıp oldun. Ardından yalnız Türk milleti değil, bütün insanlık ağladı. Üzüntümüz 83 yıl dinmedi. Siz milletin derdiyle dertlenen, inandığı değerler uğruna mücadele eden, ömrünü halkına adayan, benzersiz bir insan, eşsiz bir lider ve devlet adamısınız. Söz veriyorum, fikirlerinizi ve ideallerinizi yaşatacak, gösterdiğin yoldan yürüyeceğim. Sizden feyz almış aydın bir Türk genci olarak mektubumu bir şiir ile bitiriyorum. En kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Rahat uyu adam, ruhun şad olsun. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, senin eserin. Dünya ve Türk milletinin kalbindedir yerin. Dünyada bir eşin, bir benzerin yok senin. Tüm insanlığa yol gösterir senin sözlerin. Örnek oldun, lider oldun, insanlara, gençlere. Umut oldun, barışçı oldun, dünya milletlerine. Atam seni saygıyla anıyor. Cihan Efe Karagöz. Unutmayacağız, unutturmayacağız sana söz. Ne mutlu Türk'üm diyene.